Tedbirler her şey yerli yerindeydi. Azami şekillere tedbirler alınmış idi. Nitekim sabah erken saatlerde çok iyi bir görev bölümü yapılmıştı emniyet müdür muavinleri arasında. Salonun çeşitli yerlerinde bölünmüştü. Arka kapı, ön kapı, sahir yerler, sahne arası, salon içi falan gibi. Fakat bir müddet sonra, salon dolmaya başladıktan sonra dışarıda oluşan müthiş bir kalabalık, içeriye girememenin verdiği tepkiyi dile getiriyorlar. Ve oradaki görevli arkadaşlarımız, nasıl olsa bunlar bizim partinin elemanlarıdır. Kongrede başlamak üzeredir, gecikmiştir. Kapıları açalım deyip polislere emir verilince... Mustafa Taşar aramak için gelen polislere bir bağırdı. Bağırmış yani, ben yoktum. Siz kim oluyorsunuz ulan diye, benim arkadaşlarımı arayacaksınız diye. Polisler de kızdılar. Ondan sonra açan girdi içeri. Yani herkes horra girdi. Hayır, ben emir vermedim. O tarihlerde ben o tür bir emir vermedim. Görevli ben değildim. Ona on kala konuttan çıktık. Hanımefendisi de şahittir Semra Hanım. İçimizdik çünkü arabada bir de şoför var. Dedim şu andan itibaren güvenliğinizde ben mesul değilim dedim. Semra Hanım sordu. Ne oldu dedi. Dedim ki efendim biz günlerdir uykusuz. Topluğuna girse oradan bizim haberimiz oldu. Ama saat 8.30'daydı. Maalesef partililer bu işe müdahale etmişler. Efendime söyleyeyim. Güvenlik sistemi alt üst oldu. Şimdi bu güvenlikten ben nasıl mesul olayım dedi. Herkes giriyor ya şimdi. Kapıda kontrol kaybedilmişti. Kimse kalabalığın arasına sızan esmer bir genci fark edemedi. Kartal Demirağ hızla Özallar için hazırlanan koltuklara yakın bir noktaya gitti. İlk plana göre başbakan ve eşi koltuğa oturacaklardı, ancak son dakikada bir değişiklik yapılmıştı. Doğruca konuşacağı podyuma götürüldü Özal. Semra Hanım'ın ateşi çıkmıştı. 38.5 civarında bir ateşi vardı. Hanımefendi zor ikna etti. Giyinmesini sağladı. Yalnız dedi, gidip orada uzun boylu oturamam. Direkt şeye gidelim. Sahneye gidelim. Konuşmanı yap ve hemen ayrılalım. Ayakta duracak halim yok dedi. Hiç oturmadan dümdüz gidelim. Kürsüye çık, konuş. Ben de senin arkanda oturayım. Arabayı da arkaya alsınlar. Hemen çıkalım, eve geleyim dedim. Peki dedi. O 15 metreden nişan almak çok kolay. Otursa oraya, orada vuracak. Burada oturmaya vakti kalmadı. Çok geç kaldığı için direkt şeye çıktı. Sahneye çıktı. O mesafe oldu 40 metre. Kartal Demirağ şaşırmıştı. Başbakan beklenen yere oturtulmayınca onun uzağına düşmüştü. Geldim kongreye saat 10. Özal da 10'da gelecekti. Fakat baktım ki kürsünün üstüne bir tane masa sehpası koymuşlar. Halbuki Özal'dan sonra Kazım Oksay falan çıkıyordu. Ve mikrofonu uzatmamız gerekliydi. Hemen geldim. O saatte bütün salon doluyken kürsüyü deldim. İçine bir ayaklı mikrofon sehpası koydum. Ana Vatan Partisi'nin değerli mensupları, çok değerli dava arkadaşlarım. Muhterem misafirler ve basınımızın değerli temsilcileri. Ana Vatan Partisi'nin ikinci kongresi münasebetiyle hepinize sözlerimin başında hoş geldiniz diyorum. Kongremizin partimize ve aziz milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tabii para borsalarını imzalmış.
bavulları Türkiye'de olmayan şeylerle doldurmuş. İşte ne olduysa o anda oldu. Suikastçı uzağa düşse dahi şansını denemeye karar verdi ve tetiğe bastı. Zaten o mikrofon sehpası Özal'ın hayatını kurtardı. Kurşun ona vurdu, sekti, yere düştü bir tanesi. Bir tanesi de elini deldi geçti. Özal'ın korumaları da çok yanlış bir hareketti. Kaldırdılar silahları tavana. Gelişi güzel 9 milimetre tabancalarla ve gümbür gümbür başladılar ateş etmeye. Anons ettim, yatın telaş etmeyin diye. Ve herkes ben anons ettiğim anda yattı. Anons etmeseydim çok büyük bir şey olurdu. Yüzlerce kişi ölürdü. Mesela o sırada ben bizim koruma müdürünü aradım, salonda değildi. Arkadaşlar da çay demlemişler. Bana ayaküstü bir çay istediler. Dedim ki yok ben içmeyeceğim, yine geri gitmem lazım. Tam o spor salonunun giriş. O zamana kadar kıyamet koptu. Gürültü patırtı. Ana kapının girişinde sol taraftadır. Hatta yanımda koruma müdürü zamanı Musa Öztürk, beden terbiyesi müdürü Sezai Bağbaşı var idi. Tam böyle soğuk bir şeyler yaşıyorduk. Daha 2-3 dakika olmuştu geri. Birden çok büyük kıyamet gibi bir ses duyuldu. Çıktık kapının önüne, bir insan güruğu şuursuz bir şekilde dışarı çıkıyor. Anormal bir şey olduğunu anladık ve arada biri Özal'ı vurdular deyince aklımız başımızdan gitti. Ateşin amacı da baraj ateşidir. İsterseniz istatistik gibidir. Bunlar %100 netice vermez. %80'dir. Dikkat edin, suikastlerde suikastçının hedefi nedir? Önce hedefini vurmaktır. Öyle efendime söyleyeyim,
birden kendini yere atayım, falan edeyim, pişman edeyim diye düşünmez. Öncelikle hedefini vurmak için ne gerekirse onu yapması lazım. Çünkü motivasyon ona göre ayarlamıştır. Ama öbür tarafta seyirci olan bir insan böyle bir halde ne yapar? Kendini yere atar. Netice olarak bu baraj ateşlerinde faydası şu. Attın baraj ateşi, yaptın. Hedefi iyi göremiyorsun. Diğerleri hepsi yere yattı, hedef meydana çıkar. Nitekim hedef öyle olmuştur. Meydana çıktı hedef. Herkes, 10 bin kişi bir anda kendini yere attı ama hedef meydana çıktı. Mendil var efendim, sarar. Mendil var. Ben o silah sesi arasında 2-3 basamak atlayarak oraya yetiştim. Yetiştiğimde Turgut Bey kalkmaya çalışıyordu. Hanımefendi onu kaldırmamaya çalışıyordu. Ben de üstüne abandım. Adeta altta bir şey, böyle kaldırmamaya çalışıyoruz. Aman kalk efendim, silah sesleri bitmedi diyoruz. O sırada bir sağ elinin ayasının iki baş parmak ve işaret parmağının arasında altta bir kurşun giriş deliğinin ve bunun arkasında da bir kurşun giriş çıkış deliğinin olduğunu gördüm ve şakır şakır kanıyordu. Kanayan elini o sırada elime geçirdiğim bir temiz mendil parçasıyla boğdum elinin burası. Hayır, yaparım ben, yaparım. Çok eleştiri aldık ama bakıyorsun hiç eğitim görmemiş bir polis, o tarihte terörist iş yerinden vurulmuştur. Birincisi bileğinin şurada. İkincisi omuz başı ve adalesinden vurulmuştu. 3 tane kurşun vardı vücudunda. Öldürtmeyen de ben öldürtmedim. Bu adam ölürse mesulü sizsiniz. Çünkü yara ölücü yara değildi. Kollarından olduğu için. Başında durun, kimseye de bir şey yaptırmayın dedim. Hemen şunu sözlerimin başında bilhassa belirtmek istiyorum. Allah'ın verdiği ömrü onun isteğinden başka alacak yoktur. Biz de ona teslim olmuşuzdur. Muhterem arkadaşlarım, sizlere konuşmamın kesildiği yerde vaktiyle yasak olan yurt dışına çıkışları anlatıyordum. Bugün yurt dışına çıkışlar serbest hale geldi. Ondan sonra işte el dikildi falan. Acaba kurşunda zehir var mıdır yok mudur diye kan tahlilleri yapıldı. Çünkü kurşunda zehir olsa değdiği yerde öldürmesine gerek yok. O zehir kana karıştığı anda ölürsünüz. Onun bile o zamanlar kan testleri yapıldı, zehir var mı yok mu falan diye. Onlar kötü günlerdi. Hayır, karıştı. Bir dakika, bitmem üzere. Ne kadar inatçısın çocuk. Sen şimdi keseceğim mi onun için? Çabuk keseceğim ama korkuyorum. Muhterem arkadaşlarım, bu dönem eğitim ve öğretime büyük önem verdiğimiz dönemlerden biri olacaktır.